videomuzda Federal Electric'in F31 serisi kompakt şalterine yardım kontak bloğunu, uzaktan açtırma bobinini ve düşük gerilim bobinini montajını yapacağız. Daha sonra da bunların testlerini gerçekleştireceğiz. Kompakt şalteri aldığınızda kompakt şalterin kutusundan montaj vidaları çıkıyor. Buradaki sarı etiketin altındaki iki tane delik ve bu aşağıdaki iki tane delikle pano sajına montajını yapabiliyorsunuz. Bununla birlikte kutunun içerisinden 4 adet de faz perdesi ya da separatör çıkıyor. Bunların montajında ise buraya açılmış kanallar var klemensler arasında. Çıkıntılı kısmı buradaki kanala girecek şekilde ok yönde verilmiş. Montajını gerçekleştirebilirsiniz. Peki bu faz perdeleri ne işe yarıyor? Ya da separatörler ne işe yarıyor? Buradaki kompakt şalterin klemensleri fazların birbirlerine yaklaştığı noktalardır. Ve fazlar birbirine yaklaştığı noktalarda yıldırım düşmesi ya da bir trafo manevra sonucunda oluşan ters indüksiyon gerilimleri fazlar arasında atlama yapabilir. Bu atlama havayı iyonize ederek kısa devre noktalarına varana kadar gidebilir. Burada eğer dikkatsiz bir montaj yaptıysanız, yani kompakt şalterin bağlantı klemenslerinde açık noktalar bıraktıysanız, sivri uçlar bıraktıysanız ya da taşma yaptıysanız buradaki gerilim atlama riskini arttırıyorsunuz. Buradaki separatörlerle gerilim atlaması engellenmiş oluyor. Altında oluşacak gerilim atlamasından dolayı kompakt şalterin altında oluşacak kısa devrelerde kompakt şalter açma yapacaktır ama üst tarafında giriş klemenslerinde oluşan bir kısa devrede kompakt şalter doğal olarak koruma yapmayacak. Bunun bir üst seviyesindeki kompakt şalter ki bundan daha yüksek akım değerine sahip olan bir kompakt şalter açma yapacaktır. Bu durumda da burada kısa devre akımları büyüyecektir. O nedenle buradaki gerilim atlamalarını engellemek için faz perdeleri kullanılabilir. Eğer sizin montaj yaptığınız yer ve montajınız bunun için elverişliyse. Çıkaralım bunları. Kompakt şalterimin üzerinde burada bir adet termik ayarı bulunmakta. Termik ayarında herhangi bir sayısal değer yazmıyor. Yüzde olarak ya da misli olarak hesaplayacaksınız. Bu termik şalterimin termik manyetik açma verileri video sonunda anlatacağım. Ama benim bu kompakt şalterimin termik ayarı anma akımının 0.7 ile 1 misli arasında ayarlanıyor. Yani buradaki termik ayarını yaptığım skalada 0.7, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95 ve anma akımı olan 1 misli ya da %100 noktasına kadar bir termik ayarı yapabilirim. Benim kompakt şalterim 160 amperlik bir kompakt şalter. Benim bunu 150 ampere ayarlamak istediğimizi düşünelim. Yani 160 amperlik bir kompakt şalteri 150 ampere ayarlayacağız. 150 bölü 160 0.93 yapıyor. Yani 0.93 katını ayarlayacağız. Şurası, videoya yaklaştırayım. Şurası %70, %80, %90, %95. %93 ne yapıyor? %95 ile %90 arasındaki kısımda tornavida yardımıyla ayarlıyorum. Bakın şu anda %75, 80, 85, 90 şu kısım %95. %93 şu nokta. Bu şekilde termik ayarını yapabiliyorsunuz. Burada üzerinde bir adet de trip test butonu bulunmakta. Kompakt şalterimi tribe düşürmek için bastığınızda kompakt şalterim tribe düşüyor. Üst taraf on, alt taraf off, sıfır ve kurmak için tekrar onu alıyorum. Ve buradaki T harfinin olduğu yerse kompakt şalterimin tribe düştüğü kısım. Şu anda kompakt şalterimi tribe düşürdüm. Biraz sonra yardım kontak bloğu, uzaktan açtırma bobini ve düşük gerilim bobininin kompakt şalterimin içerisine montajını yapacağım. Ama montaja geçmeden önce isterseniz bunları kompakt şaltere takmadan testlerini bir gerçekleştirelim. Olabilir kompakt şaltere takmadan önce çalışıp çalışmadıklarını kontrol etmek istersiniz ya da kompakt şalterin içerisine takılıdır. Arıza var mı yok mu diye çıkarıp test etmek isteyebilirsiniz. Şimdi videoda o kısma geçelim.
Yardım kontak bloğumda 11-12 normalde kapalı, 11-14 normalde açık olarak gösterilmiş. Havometremi 10 kademesine aldım. 11 ne oldu? Uçlar burada. Bu kaç? 12 olması lazım. Evet 12. 11-12 normalde kapalı olması lazım ama avometrem bana açık gösteriyor. Nedeni şu. Yerine takıldığında buradaki mandal basılı olacak. Mandal basılı olduğunda evet kapalı. Kompakt şalterim tribe düştüğünde normalde kapalı kontakları açıyor. Bir diğer kontak neydi? 14'tü. Bu. Bu normalde açık olan kontak. Kompakt şalterimde palet basılıyken normalde açık. Tribe düştüğünde bu kontakları kapatıyor. Uzaktan açtırma bobinimi 3 ayrı gerilim seviyesinde seçebilirim. 24 volt DC olarak seçebiliriz. 220 volt AC ve 380 AC olarak seçebiliriz. Şimdi bunun testini yapalım. Benimki 220 volt AC olan bir uzaktan açtırma bobini ve bobine enerji vereceğim. Şu şekilde bakalım. Bu ara yalıtım trafosuyla çalışıyor. Onunla ilgili de bilgi vereyim. Neden bu kadar cesur olduğumu soranlar olursa. Bakın çekti ve buradaki tetik mekanizması takılı kaldı. Tekrar tetik mekanizmasını kurayım. Ben uzaktan açtırma bobinine enerji verdiğimde buradaki tırnağı aşağı doğru çekecek. Aşağı doğru çekti. Ve aşağıda enerjiyi kessem de aşağıda tetik mekanizmasından dolayı takılı kaldı. Şu anda açtırma bobinim çalışıyor. Düşük gerilim bobinim iki ayrı gerilim seviyesinde gelebiliyor. Ya fazla arası gerilime bakacaksanız 380'lik düşük gerilim bobini ya da faz nötr arasında bakacaksanız 220 voltluk düşük gerilim bobini. Bobinin aslında kendisi çalışma gerilimi 24 volt DC. Eğer 380 voltluk bir uzaktan açtırma bobini seçtiyseniz 380 AC 24 volt DC bir besleme ünitesiyle, eğer 220 voltluk bir düşük gerilim bobini seçtiyseniz de 220 volttan 24 volt DC'ye bir besleme ünitesiyle geliyor. Yani bu takım. Çalışma gerilimi ise demin de söylediğim gibi 24 volt DC. Bu besleme ünitesi girişi 24 volt DC'ye çeviriyor. Şimdi bu besleme ünitesi üzerinde P1, P2 enerjiyi verdiğim uçlar burada 220 volt. Eğer 380 seçmişsem fazla arası gerilim vereceğim P1, P2 klemensleri. D1, D2 klemensleri ise bobine bağlayacağım. Klemensler D1, D2 öncelikle bağlayalım. P1 ucunu bağlayayım. P2'ye elle öncelikle temas ettireceğim. Bakın enerjiyi verdiğimde bobinde herhangi bir hareketlenme yok. Aslında bu uzaktan açtırma bobinine benziyor. Orada mekanizma takılı kalıyordu. Burada mekanizma takılı kalmıyor. Bu kurma mandalı. Kurma mandalı bastığınızda trip konumuna düşürecek olan kompakt şalterimi buradaki ne diyeyim kanca diyelim ya da uç dışarı doğru çıkıyor. Şimdi P2 klemenslerine de enerjiyi vereyim. Bu arada enerjiyi keselim. Tekrar şalterimden enerjiyi verdim. Şu anda mıknatıs çekti ama herhangi bir hareket görmüyoruz. Mandalı kuracağım. Şu anda düşük gerilim bobininin mandalını kurdum. Yerine taktığımda, montajını yaptığımda bu pin yukarı doğru çıkacak ve bu düşük gerilim bobini buradaki bu mandalı burada kilitleyecek. Enerjiyi kestiğimde ise düşük gerilim bobinle ilgili enerji yokken açma yapacaktı. Enerjiyi kestiğimde ise dikkat ederseniz mekanizmayı açtırdı. Düşük gerilim bobinini burada mandalı kurduğumda burada takılı kalmasını sağlıyor. Enerji verdiğimde ise buradaki yay kuvvetini boşa bırakıp açtırma işlemini, tribe düşürme işlemini gerçekleştiriyor. Bunun testini yaparken de bu şekilde yapmanızda fayda var. Uzaktan açtırma bobini ya da düşük gerilim bobini. İkisi de açtırma bobinidir ve ikisinin de yaptığı iş benim kompakt şalterimi tribe düşürmektir. Yani açmaktır. Peki neden ben açtırma bobini kullanırım kompakt şalterlerde?
kompakt şalterimizin çıkışında bir toroid kaçak akım rölemiz olabilir ve bir kaçak anında kompakt şalterin devre dışı kalmasını isteyebilirsiniz. Bir acil stopum vardır, bir güvenlik sistemim vardır, güvenlik rölem vardır ve o güvenlik rölem devreye girdiğinde kompakt şalterin enerji vermesini kesmek isteyebilirsiniz. Yine yangın dedektörlerim vardır. Yangını algıladıktan sonra hidrant tesisi o bölgeye su sıkarak yangını söndürmek isteyecektir. Tabii enerjinin olmaması lazım. Yangın güvenlik sistemimden kompakt şalteri açtırmak isteyebilirsiniz. Ya da bir sismik rölem vardır. Deprem anında kompakt şalteri depremdeki yıkılan yerlerde olası kazaları engellemek için kompakt şalterimi açtırmak isteyebilirsiniz. Buna benzer birçok nedenle kompakt şalterimin enerjisini kesmek isteyebilirsiniz. İşte bu durumda açtırma bobinleri kullanmak zorundasınız. İkisinin arasındaki fark şu: uzaktan açtırma bobinime enerji geldiğinde kompakt şalterimi açma yaptırıyor. Yani kullanacağınız oradaki sistem, örneğin toroid ise bu, kaçak akımı ölçüyorsa, normalde açık kontağını kullanacaksınız. Normalde açık kontak kapanarak uzaktan açtırma bobinine enerji verecek ve kompakt şalterimi açtıracak. Eğer düşük gerilim bobini kullanıyorsanız da o sistemin normalde kapalı kontağını kullanacaksınız. Normalde kapalı kontak üzerinden devamlı bir şekilde düşük gerilim bobinimi besleyecek ve o kontak açıldığında düşük gerilim bobininin enerjisi kesilerek kompakt şalterimi tribe götürecek. Hangisini seçmemiz lazım? Bu sadece açtırma işlemi yapıyor. Düşük gerilim bobini ise açtırma işlemiyle birlikte bir de gerilimdeki düşme ve gerilimdeki dalgalanmaları takip ediyor. O nedenle şu anda düşük gerilim bobinini kullanmak, düşük gerilim açtırmasını kullanmak daha avantajlı gibi. Ama dediğim gibi sizin sisteminizde örneğin normalde kapalı kontak yoktur veya başka ihtiyaçlarınız vardır. O nedenden dolayı uzaktan açtırma bobinini ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz. Peki yardımcı kontak bloğunu neden kullanırım? Yardımcı kontak bloğu da kompakt şalterim off-on konumunu ya da tribe düşme konumunu, arızadan dolayı tribe düşme konumunu bana gösterir. Normalde açık kontağı kullandığımızda kompakt şalterim bir konumundayken kontaklar kapanır. Az önce ölçümde yapmıştık ve kapalı kontak üzerinden ben bir uyarı alırım. Eğer tribe düşecek olursa ya da kompakt şalterimi bir elle off konumuna, sıfır konumuna çekecek olursa 11 hangi kontakları kullanmıştık? 11-14 kullanmıştık. 11-14 nolu kontaklar açılır. Bunu neden kullanırız? Bunu şu nedenden dolayı kullanırız. Birincisi, kompakt şalterim enerji kestiğinde burada kullanmış olduğum kumanda devresi gibi, işte örneğin motor sürücü ise motor sürücünün de devresini çıkartmak, devreden çıkartmak istemek gibi bazı ek devrelerin enerjisini kesmek isteyebilirim. Yani kompakt şalterim açtı, arızadan ya da elden manuel olarak biz açtırdık. Açtırdığımızda diyebilirim ki bunun kontrol ettiği, koruduğu devrenin kumanda devresi devre dışı kalsın. Burada o zaman 11-14 nolu uçları kullanırız. Ya da deriz ki bunun altında bir soft starter ya da bunun altında bir motor sürücüsü vardır. Deriz ki buradan aldığın kontakla sen o motor sürücüsünü de durdur. Buna benzer bazı isteklerimiz olabilir. Ya da SCADA sistemimize ya da operatör paneli sistemimize, eğer bir PLC varsa sistemimizde, bilgi almak isteyebiliriz. SCADA'dan bu kompakt şalterin açma yaptığını görebilirim ya da operatör paneli üzerinden açma yaptığını görebilirim. Ya da en basit haliyle uyarı, ikaz, siren ya da lambası kullanabilirim. Yardım kontak bloğumu temelde kullanma nedenlerimse bunlar. Şimdi kompakt şalterimize, aksesuarlarımızın montajına başlayalım. Öncelikli olarak yardımcı kontak bloğunu ve uzaktan açtırma bobinini bağlayacağım. Bunun için üst kapağı kaldırmam lazım. Sağda solda vida aramayın. Bu kapağı kaldırmak için vidalar buradaki Federal etiketinin altında. Etiketi kaldırıyorum. Etiketin yırtılmasından korkmayın. Çünkü aksesuarların kutusunun içerisinde yedek etiketler de çıkıyor. Elinizi korkak alıştırmayın. Bu videoyu çekmeden önce ben bu kompakt şalteri bayağı bir hırpaladım. Bu kapağı defalarca açtım. Tüm olasılıkları değerlendirdim. Yani sağını solunu bayağı bir kurcaladım. Hatta çalışma masamdan birkaç kere düşürdüm, yerlerde taklalar attı. Şu ana kadar bu kompakt şalter benim hırpani çalışmama dayandı. Elinizi korkak alıştırmayın. O nedenle şuradaki vidaları çıkarıyorum.
Bu kapağı kaldırmadan önce de benim kompak şartlarımın trip konumunda olması lazım. Trip konumunu almak için 10 yaptıktan sonra buradaki trip butonuna basıyorum. Buradaki vidayı açmış mıydık? Açtık. Şu şekilde çevirerek üst kapağı çıkarıyorum. Ve üst kapağı çıkardık. Altta bir kapak daha var. Onun da vidaları burada. Bu kapağı da çıkaralım. Alt kapak bu. Alt kapağı da şu anda çıkarttık. Bu kapağı da aldık. İki tane yuva var. Buradaki küçük yuva ya da trip mekanizmasının olduğu yerdeki yuva açtırma bobinlerine ait. Buradaki yuva ise benim yardım kontak bloğuma ait yuva. Yardım kontak bloğunun burada kulakları var. Burada da kulakların gireceği yerler var. İki tipte bu buraya oturuyor. Etiketin, şuradaki etiketin dış tarafta olması lazım. Etiketi yanlışlıkla iç tarafta takalım. Gelecek şekilde takalım. Tam yerine oturmadı ama siz fark etmediniz, zorladınız ve vidaladınız bunu. Bunu bu şekilde vidaladığınızda bakın kompak şalteri kuramazsınız, tripte kalır. Çünkü yanlış montajını yaptım ben buradaki yardımcı kontak bloğunu. Bu yardımcı kontak bloğunun etiket kısmı bakın burada zaten kod farkı da düşük. Dış tarafa gelmesi lazım. Bu şekilde yuvaya tam oturdu. Dikkat ederseniz bu şekilde kurabiliyorum da. Tekrar tribe düşürelim. Torbasından çıkan vidalarla yardımcı kontak bloğumun yerine vidalıyorum. Burada dikkat etmeniz gereken ters bağlamamanız yönü. Vidaladım. Hazır kapağı açtık. Uzaktan açtırma bobininin de montajını yapayım. Şimdi uzaktan açtırma bobininde dikkat etmeniz gereken nokta şu. Kurma mandalına basın. Kurma mandalı kurulduktan sonra bunun yerine montajını yapın. Yani bu aşağıdayken montaj yapmayın. Buradaki kurma mandalına basacaksınız. Buradaki dışarı çıkacak kısım. Dışarı çıktıktan sonra bakın. Montaj sırasında da yön bu şekilde. Şuradaki açtırma mekanizması buradaki yuvaya girecek. Şu şekilde bakın montajını yapıyorsunuz. Daha sonra kapakları kapatalım. Önce alt kapağı. Bu ara montaj sırasında kompak şalterim tripte olacak. Unutmayın bunu. Alt kapağın vidalarını takalım. Şimdi soruyorsunuz o kablolar ne olacak? Kablolar yuvadan dışarı çıkacak. Şu kapağı tutturayım ondan sonra o kısmı ayarlayacağım. Bakın burada kabloların çıkacağı bir yuva var. Buradan dışarı çıkarttım. Burada da yine kablolar buradaki yuvadan dışarı çıkması lazım. Şuradaki boşlukta. Bunu da ayarladıktan sonra vidalarını sıkabilirim artık. Bu alt kapak. Şimdi şurada bir boşluk var. Yardım kontak bloğunun burada. Bu yardım kontak bloğunun buradaki boşluğa kilit mekanizması takılıyor. Kompak şalterin kafa kısmına yetkisiz kişilerin kompak şalteri kurmasını engellemek için kilit mekanizmaları takılır. Güvenlik kilitleri takılır. Burada Federal'in kompak şalterlerinde bu kilit mekanizması kompak şalterin üzerine de takılabiliyor. Aynı bir dolap anahtarı gibi. O kısmı İşte buradaki boşluğa geliyor ve siz kompak şalteri off konumuna getirip arızaya giderken buradaki kilidi kilitliyorsunuz ve yetkisiz kişilerin bu kompak şalteri kurmasını engelliyorsunuz. Şimdi üst kapağını takalım. Buradaki tırnakları yerine oturtacağız. Şu şekilde üst kapağında montajını yapalım. Etiketi en son takacağım çünkü düşük gerilim bobinin montajını da yapacağım buna. Oo. Şu anda kompak şalterime uzaktan açtırma bobinimi ve yardımcı kontak bloğumu ekledim. Bunun şimdi testlerini yapalım. Şu anda benim kırmızı göz lambam kompak şalterimin yardımcı kontak bloğunun 11-14 nolu normalde açık kontaklarına bağlı.
Bakın kompakt şalter bir konumuna geldiğinde normalde açık kontaklarını kapatıyor ve buradaki göz lambam yanıyor. Trip konumuna düştüğünde manuel olarak tribe düşürdüm. Kontaklar açıldı ve göz lambam söndü. Tekrar kuralım. Kompakt şalterimin üzerinde şu anda uzaktan açtırma bobinim takılı. Uzaktan açtırma bobinimi bir açık kontak, bir start butonu üzerinden 220 besleme verdim. Şimdi ben buradaki start butonuna bastığımda bir konumunda olan, 10 konumunda olan kompakt şalterim tribe düşecek. Gördüğünüz gibi kompakt şalterimi uzaktan açtırma bobini tribe düşürdü ve aynı zamanda göz lambam da söndü. Şu anda tekrar kurduk. Şimdi kompakt şalterimize düşük gerilim bobinimizin montajını yapalım. Onun için uzaktan açtırma bobinini çıkartmam lazım. Yine kompakt şalterim trip konumunda. Alt kapağımızı da çıkaralım. Uzaktan açtırma bobinimi çıkarıyorum yuvasından. Çıkarttık. Düşük gerilim bobinimi takacağım. Düşük gerilim bobinin uzaktan açtırma bobininde olduğu gibi kurmamıza gerek yok. Şuradaki tırnağı yuvaya oturtturacağım. Şu şekilde. Bu klemens kısmını da şuraya alalım. Yan taraftaki kızaklara yerleştireceğim. Bu aradaki boşluktan da bobinimin kablosunu çıkarttım. Üst kapağı yerleştirelim. Alt kapağı düzeltiyorum. Yine tekrar hatırlatıyorum. Trip konumunda kompakt şalterim. Üst kapağı takalım. Tırnakları oturtturduk. Kapağı yerine takıyorum. Yine kablom aradaki boşluktan çıktı. Şimdi bunun testini yapalım. Kompakt şalterim şu anda trip konumunda. Göz lambasının olduğu kısmın enerjisini vereyim. Düşük gerilim bobinine şu anda enerji vermedim. Düşük gerilim bobinine enerji vermediğiniz zaman siz kompakt şalteri kuramazsınız. Trip konumunda kalır. Şu anda sıfıra aldım. Düşük gerilim bobinine de enerji veriyorum. Şu anda düşük gerilim bobinine enerji verdim. Bu sefer bakın kompakt şalterim kuruldu. Düşük gerilim bobinine bir kapalı kontak stop butonu üzerinden enerji veriyorum. Eğer ben düşük gerilim bobininin enerjisini kesecek olursam kompakt şalterim trip konumuna düşecek. Federal Elektrik'in F31 serisi kompakt şalterine yardımcı kontak bloğu, uzaktan açtırma bobini ve düşük gerilim bobini aksesuarlarının montajını, montaj ederken nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve testlerini videonun şu ana kadarki kısmında sizlere anlattım. Bundan sonra Federal Elektrik'in kompakt şalter serisine şöyle kısaca bir göz atacağız ve burada kullanmadığım diğer aksesuarları nelermiş onlara hep birlikte bakacağız. Federal Elektrik'in kompakt şalterleri bildiğimiz klasik tip termik manyetik kompakt şalterler, elektronik tip kompakt şalterler ve kaçak akımı algılama ve açtırma ünitesi kendi dahilinde içerisinde olan kaçak akım korumalı tip kompakt şalterler olarak 3 ana sınıfta üretilmekte. Aksesuarlarına şöyle bakacak olursak düşük gerilim bobinini ve açtırma bobinini, uzaktan açtırma bobinini detaylıca anlattım. Yardımcı kontak bloğunu kullandık, anlattım. Alarm kontağı var. Bunu kullanmamıştık bu videoda. Alarm kontağının yardımcı kontaktan farkı şu. Alarm kontağı normal on off yaptığınızda manuel olarak açma kapama yaptığınızda kontaklar konum değiştirmez. Bu kontaklar sadece trip konumuna düşürülen arızalarda. Bu bir açtırma bobiniyle olabilir ya da bir kısa devre ya da termikten dolayı trip konumuna arıza durumuna düşme durumlarında
alarm kontakları konum değiştirir. Ama normal elle açıp kapamalarda alarm kontakları konum değiştirmez. Daha çok bunu PLC'li sistemlerde arıza bulmaya yönelik radaya ya da operatör panelle haberleştirerek arızanın daha hızlı bulunmasına yönelik kullanılırlar. Mekanik kilit, bunlar daha çok jeneratörlü sistemlerde kullanılırlar. Eğer jeneratörün kompakt şalteri ondaysa şebekeyi siz ona alamazsınız, off'ta kalır. Eğer şebek ondaysa jeneratörü siz ona alamazsınız, off'ta kalır. Yani biri ondayken diğeri mekanik olarak off'ta kalır. Eğer öbürü off'a düşerse bu sefer diğerini mekanik olarak siz elinizle ona ya da biraz sonra göreceğiniz uzaktan kurma mekanizmasıyla ona alabilirsiniz. Bu tamamen şebeke ile jeneratörün aynı anda devre girmesini engeller. Uzatma barısında ise siz eğer kompakt şalterinizin girişinde bara kullanacaksınız. Clemens'lere bu uzatma baraları aparatlarını takarak baralara kolayca bağlantı sağlayabilirsiniz. Kurma kolu uzatması otomatik vitese benziyor bu. Şimdi küçük bizim videoda yaptığımız kompakt şalterlerde sorun değil ama büyük güçlü kompakt şalterlerde kurma yayının kuvveti de büyük olmakta ve elle kurarken bazen bunu zorlanmaktayız. Eğer kurma kolu uzatması kullanırsanız özellikle büyük güçlü kompakt şalterlerin kurumasını daha rahat yaparsınız. Uzatmalı döner kurma kolu kompakt şalterlerimizi pano montaj sacına vidalarız ve işte bara ya da kablolar burada giriş çıkış yapar. Eğer siz kompakt şalterin açma kapama kısmını pano kapağını almak isterseniz uzatmalı döner kurma kolunu kullanmak zorundasınız. Anahtarlı kilit mekanizması, yardımcı kontak bloğunu takarken bundan bahsetmiştim. Ön kapağı takıyorsunuz ve trip konumuna ya da açık duruma getirdiğinizde, kilitlediğinizde siz bu anahtarla yetkisiz kişiler, elinde anahtarı olmayan biri gelip kompakt şalteri on konumuna alamıyor. Clemens burada kompakt şalterin dışarıya birer bakır bara uç şeklinde çıkışları yapılmış. Buraya siz Clemens takabilirsiniz. Başka bir uzatma takabilirsiniz. Yine Clemens'leri de siz alyan başlı ya da işte vida başlı olarak seçme şansınız var. Pano kapağı burada bu pencere kısmına kompakt şalterin ön kurma kolunun olduğu kısım gelir. Arka taraflara erişimi hem bu şekilde engellersiniz hem de işte bir görsellik istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Terminal kapağında ise bunu kompakt şalterin üstünden yerleştirirsiniz. Alttaki Clemens'lere giren kablo ya da baralara uzaktan elle erişimin önüne geçmiş olursunuz. Yani çarpılmaya karşı bir güvenlik almış olursunuz. Motor kumanda mekanizması, bu güzel bir şey. Normalde aştırma bobinleriyle kompakt şalteri tribe düşürüyorduk ama bu mekanizma kompakt şalteri hem on hem off yapabiliyor. Yani tribe düşürdük aştırma bobinini ama tekrar kurmak için yanına gitmemiz gerekiyordu. Burada ise uzaktan sizin kompakt şalteri on off konumlarına almanızı sağlıyor. Bu bize ne avantaj sağlayabilir? Örneğin dağ başında sizin bir sulama istasyonunuz var, su pompalarınız var ya da tarla sulama sistemleriniz var. İnternet hattı üzerinden ya da GSM operatörleri üzerinden sizin oradaki basit bir SCADA sistemine ulaşarak durumları görebilirsiniz. Verileri alabilirsiniz. Eğer bir arızadan dolayı açma yaptıysa bunu yardımcı kontak bloğundan görüp işte aşırı yük ya da kısa devre durumundan arıza yaptı. Bunu sıfıra çekeyim ya da işte arıza gitmiştir. Bu geçici bir durum. Tekrar ona kurayım ve sulama yapsın. Tekrar işte çalışmaya devam etsin gibi bazı düşünceleriniz olursa özellikle kompakt şalteri uzaktan erişim için motor kumanda mekanizması olabilir. Oldukça kullanışlı. Federal Elektrik'in kompakt şalter ailesi oldukça geniş bir aile. Burada Avrupa standartlarında 40 santigrat derece ortam sıcaklığına göre üretilmiş standart kompakt şalterlerin listesini göreceğiz. Ama bunun haricinde bildiğim kadarıyla Arap ülkeleri ve Afrika ülkeleri için 60 santigrat derece ortam sıcaklığı için ürettikleri kompakt şalterler de var. Yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü orada ortam sıcaklıkları buradakinden daha fazla. Ve proje bazlı projelere özel de kompakt şalter ürettiklerini biliyorum ben. Kompakt şalterler ilk olarak devre kesme kapasitelerine göre bir ayrıma gidilmiş. İşte devre kesme kapasitelerinden sonra termik manyetiği sabit olan, termiği ayarlı manyetiği sabit olan, termiği ve manyetiği ayarlı olan kompakt şalterler olarak alt bölümlere ayrılmış. Daha sonra da 3 fazlı, burada 1 fazlıyı biraz sonra anlatacağım. 1 fazlı, 3 fazlı, 3 faz artı nötr kesmeli kompakt şalterler diye de yine bölümlere ayrılmış. Eğer kompakt şalteri, seçeceğiniz kompakt şalterin teknik özelliklerini ne için kullanacağınızı iyi bilmiyorsanız bu katalog içerisinde kaybolabilirsiniz. Çünkü çok sayıda ürün var. Bazı yerlerde ürünler sanki birbirinin tekrarıymış gibi geliyor ama o aralarındaki ince nüans farkları da size anlatmaya çalışacağım. Şimdi bir fazlı
kompakt şalterlerden başlayalım. 16 amperden 225 ampere kadar bir fazlı kompakt şalter var. Burada termik ayarı ve manyetik ayarı sabit. Ne demek istiyorum? 20 amperlik bir kompakt için konuşacak olursak aşırı yük ayarı, yani termik ayarı 20 ampere göre sabit olarak yapılmış. Siz bunu ayarlayamıyorsunuz. Manyetik açısı, kısa devre açısı ise 300 ampere göre sabit. Yine 200 amper olarak düşündüğünüzde termiği 200 amperde, manyetik açısı da 1600 amperde sabit. Aklınıza şu gelebilir, bunun bir fazla sigortadan ne farkı var? Bu söylediğim teknik datalara bakarsanız hiçbir farkı yok. Ama asıl bunu sigortadan farklı kılan iki nokta var. Bunlardan bir tanesi 225 ampere kadar üretiliyor. 100 amperden sonra çok fazla siz bir fazla sigorta ya da sigorta bulamazsınız. 225 ampere kadar üretiliyor. Bir diğeri ise kısa devre kesme kapasiteleri. F01 ailesi 35 kiloamper kısa devre kesme kapasitesine, F02 ailesi ise 65 kiloamper kesme kapasitesine sahip. Sigortalarda 15-20 bilemediniz 25 kiloamperlere kadar kesme kapasitesine sahip sigortalar vardır. Daha yüksek kısa devre akımlarını beklediğiniz yerlerde sigortanız uzun ömürlü olmayacaktır. Buradaki gibi bir fazla kompakt şalter seçmek zorunda kalacaksınızdır. Devam edelim. Burada F12S, F31S, F61S serisi yine termik manyetikleri sabit olan kompakt şalterler. Burada F12 serisini ve F21 serisini görüyorsunuz. Şimdi burada termik ayarları yapılabiliyor. Fakat manyetik ayarları bunların sabit. Şimdi F12 serisi için bakacak olursak 20 amperlik bir kompakt şalterde termik ayarını siz 16-20 amper arasında yapıyorsunuz. Manyetik açısı bunda 600 amper. 100 amperlik sayılar yuvarlak olsun diye bunlara bakıyorum. 100 amperlik bir F12 serisi kompakt şaltere bakacak olursanız bunun termik ayarı 0-8-1 misli arasında, yani 80-100 amper arasında ayarlanabiliyor. Kısa devre kesme akımı ise, manyetik açının akımı ise 800 amper. Yine devam ediyoruz. F21 serisi var. Yine burada da 20 ampere bakalım. 20 amperin 14-20 amper arasında termik ayarı yapılıyor. Kısa devre kesme akımı 200 amper. Yine 100 amper için bakacak olursak bunun yine 70-100 amper arasında termik ayarı var ve kısa devre manyetik açısı ise 800 amper. Şimdi bu iki seri birbirine çok yakın ya da benzer gibi gelebilir. Burada bunu ayıran aslında manyetik açının, yani kısa devre açının akım değerleridir. F21 serisi motor jeneratör devreleri için tavsiye edilen seriye baktığınızda 100 amper 800, yani 8 mislinde açma yapıyor. 20 amper için bakarsanız 200 amperde, yani 10 mislinde açma yapıyor. Evet, bu bir motor devresi için kullanılabilen bir kompakt şalter. Ama yukarıya baktığımızda özellikle küçük akımlarda 16, 20, 25, 32 amperlerde baktığınızda bunun, mesela 20 amper için baktığınızda 20 amperlik bir kompakt şalterin kısa devre açma akımı 600 amper. Şimdi 10 misli olsa 200 amper, 30 misli bir anın akımında manyetik açısı devreye giriyor. Bu akım değeri size çok yüksek gelebilir. Yani bu aralık 30 misli, I nominal çarpı 30 misli size çok yüksek gelebilir. Ama bunu da gerektiren uygulamalar olmakta. Mesela kompansasyon konusunda çok fazla bilgim yok. Teorik bilgi ötesinde hani çok fazla sağ çalışmam yok ama bildiğim kadarıyla kondansatörler devreye girdiklerinde 200 amperi varan, 200 amperi bulan an akımları çekiyorlar ilk devreye girdikleri anda. Belki o tip ilk anda çok yüksek akım çeken uygulamalarda burada kesme akımının, kısa devre kesme akımının I nominalin çok fazla üstünde, buradaki gibi 30 misli üstünde olması istenebilir. Bu iki seri birbirine benziyor ama ayıran fark kısa devre manyetik açısının devreye girdiği akım değerleri F12'de yüksek, F21'de daha çok motor korumaları için uygun olabilecek şekilde. Devam edelim. F31 serisi var. Burada da yine manyetik açısı sabit, termik ayarlı. F32 serisi var. Yine burada termik ayarlı, yine manyetik sabit. F33 serisi var. Yine termik ayarlı, manyetik sabit. Burada baktığınız zaman akım değerleri arasında, manyetik açıda akım değerleri arasında çok yüksek farklar yok. Örneğin 20 amper için düşünecek olursanız 300 amper kısa devre akım değeri var. Şimdi düşünüyorsunuz 15 misli. Evet, bu bir motor korumada kullanılabilir. Buradaki 20 amper için bakıyorsunuz, F32 için 300. Bunda da aynı. F33 serisi için bakıyorsanız 20 amper için yine 300. Yani nereye tekabül ediyor? 15 misline falan tekabül ediyor. İşte 100 amper için bakacak olursanız da 1000 amper, o da 10 misline tekabül ediyor. Yani burada aslında F31, F32, F33'ü normal bir motor korumada kullanabilirsiniz. Peki fark ne? Kısa devre kesme kapasiteleri F31 serisi 36 kiloamper, F32 50 kiloamper, F33 70 kiloamper kısa devre kesme kapasitesine sahip. Yine F31, F32, F33'ün manyetiği sabit olmayan, hem termiği hem de manyetiği ayarlı olan kompakt şalterleri var. Yine bu aradaki fark 31, 32, 33 arasındaki 36, 50, 70 kısa devre kesme kapasiteleri kiloamper.
amper bazında. Burada dikkat edecek olursanız 80 amperden sonra başlatılmış. Büyük güçlü motorlar için üretilmiş. Örneğin 80 amperlik bir kompakt şalterin 56-80 arasında termik ayarını yapabiliyorsunuz. Ve manyetik açısını ise 5 ila 10 misli arasında siz yine üzerinden ayarlayabiliyorsunuz. Yani burada hem termik ayarlı hem manyetik ayarlı. F51, 52, 53 serisine gelelim. Şimdi baktığınızda 36, 50, 70 kilo amper. Bu bana tanıdık geliyor bir yerden. Evet, 36, 50, 70 kilo amper. Yani 31, 32, 33 serisine benzer geliyor. Evet, termik ayarları yapılabiliyor. Evet, 5, 10 misli manyetik ayarları da yapılabiliyor. Yani 51, 52, 53 serisi baktığınızda 31, 32, 33 serisiyle hemen hemen aynı teknik özelliklere sahip. Peki fark ne? Fark şu, 51 serisinde Clemens çıkışlı değil, bara çıkışlı olarak, yani bara montajı yapabilecek şekilde siz kompakt şalteri seçiyorsunuz. Eğer bir kablo çıkışı düşünüyorsanız kablo çıkışını 31, 32, 33 serisi, ama bir bara çıkışı düşünüyorsanız 51, 52, 53 serisi bir kompakt şalter seçebilirsiniz. Ha, elinizde 31, 32, 33 serisi bir kompakt şalter varsa bunu baraya çevirmek için yine baraya çeviren ara aparatları bulunmakta. Ama burada ise direkt bara çıkışı olarak kullanabileceksiniz. 71, 72 ve 82, 83 serileri ise yine bir önceki 31 serileri gibi geliyor, fakat akım değerleri bunların 300 amperden sonra, yani büyük güçlü motorlar için hem termiği hem manyetiği ayarlanabilen kompakt şalterler. Şimdi Federal Elektrik'te elektronik tip devre kesicilerde kompakt şalterler de var. Bunlar F61E, 62E, 82E, 83E, yani elektronik olarak giden kompakt şalterler. Bunların içerisinde termik açıcı ve manyetik bobin açıcı şeklinde bir açıcı yok. Elektronik olarak ayarlanabiliyor ve bu sayede termik ayarını çok büyük aralıklarda ayarlayabiliyorsunuz. Yine manyetik kısmını ise, manyetik açma kısmını ise, yani kısa devre açma kısmını ise yine 2 ile 10 misli gibi çok yüksek bir aralıkta ayarlayabiliyorsunuz. Bunların içerisinde mikrokontrolörler var. Akım örneği alıyor ve ona göre mekanizmayı açtırma yapıyor aşırı yükte ya da kısa devrede. Yanlış hatırlamıyorsam bunların bir ara data alınabilenleri vardı. Hala üretiyor mu bilmiyorum Federal Elektrik, ama hani dışarıya dataları bilgilerinin, akım bilgilerinin alındığı de vardı. Şu anda üretimde mi bilmiyorum. Bunun bir güzelliği varsa ortam sıcaklığından etkilenmiyor. Yani ortam sıcaklığı arttığında sizin kompakt şalterinde akım değerini düşürmeniz gerekmiyor. Aklınıza şöyle bir şey gelebilir. Ya içerisindeki bunun elektronik kart bozulduğunda ne olacak? Elektronik kart bozulduğunda aşırı yükler için değil ama kısa devreler için yine içerisindeki akım limitörleme özelliğinde çok yüksek kısa devre akımlarına çıkmadan kompakt şalteri bu sefer mekanik olarak açma sağlıyor. Burada ise F12N, 31N, 32N, 33N şeklinde giden bir seri var. 51-52 gidiyor. Şimdi bu seride ise yine kısa devre kesme kapasitelerine göre ayırmışlar. İşte 25 kA, 36 kA, 50 kA, 70 kA gibi. Bunlarda yine termiği ayarlı, manyetik sabit. Devam edelim. Yine termiği de ayarlı, manyetiği de ayarlı olan kompakt şalter aileleri var. Bunun diğerlerinden farkı ne? Bunlar nötr de kesiyor. Bir sistemde elektronik olarak da varmış nötr kesen kompakt şalterleri. Bir sistemde nötr niye kesilmek istenir? Nötrün ne gibi bir tehlikesi olabilir? Şöyle söyleyeyim. Yüksek harmonikli devrelerde içeride UPS'ler, invertörler, ne bileyim bilgisayarlar, elektronik balastlar, işte LED doğrultucuları gibi elektronik özellikle switch mod çalışan sistemlerde 3. harmonikler yüksek değerlere ulaşır. 3. harmonikleri şöyle bir göz önüne getirecek olursanız 3. harmonikler tüm fazlarda aynı noktaya denk gelir ve 3. harmonikler nötr üzerinden akar. Eğer sizin 3. harmoniniz çok baskınsa nötr üzerinden 3. harmoniğin akış sırasında nötr iletkenin üzerinde bu bir gerilim düşmene neden olabilir. Yer yer nötr iletkeninin gerilimleri 50-100 voltları bulabilir toprağa göre. O nedenle nötr hattından da çarpılmanız söz konusu olabilir. Bu gibi durumlar nötr hattının da kesildiği 3 artı N ile 3 kutuplu artı nötr kesen kompakt şalterler, bu bir sigorta da olabilir, sigortalar ya da kompakt şalterler kullanmak istenebilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.